Evet Erzen, bugün Ordu Ünye'deyiz. Ordu'nun en büyük ilçesi demiştik Ünye için. Evet, bazen Ordu, Altınordu merkezde belediye başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorar idik. Ancak dedik ki Ünye'ye gidelim. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlu'yu soralım. Bugün 10 kişiye Hüseyin Tavlu'yu soracağız. 10 kişinin görüşlerinde kamuoyuyla aynı şekilde aktarılan şekilde paylaşacağız. Şimdi Ünye'de kalabalık bir mekandayız. 10 kişiye Hüseyin Tavlu'yu soracağız. Bakalım Ünyeliler Hüseyin Tavlu için ne düşünüyorlar? Harbi. Hüseyin Tavlu'yu beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Beğeniyorum. Ben de muhtarım, beğeniyorum. Evet. Evet, gayet güzel. Çok iyi tanınıyor. Hizmetlerinden dolayı da daha iyi tanınıyor. Ünye'nin çocuğu. Ünye'de büyüme, Ünye'de doğma, Ünye'de büyüme. Harika hizmetleri var bence. Gerçekten harika. Tamam. Bu siyaset yapmıyorum. Doğrudur. Sevdiğim de bir çocuktur. İyidir yani, bizden küçük olduğu için çocuktur diyorum. Evet. Başkanımız iyi yani. Memnunuz. Ama sizin öğrenmek istediğiniz ne? Onu cevap. Çalışmalar ile ilgili Ünye halkı memnun mudur kendisinden? Şuradaki sahil yolu yapılıyordu. O Ünye Belediyesi'ne ait değil. Yukarıdaki Ordu Büyükşehir Belediyesi yapıyordu. Bu ihale Mayıs ayında bitmesi gerekirken 2-3 ay gecikti. Bunun sebebi de oradaki çalışan personellerin, artık kimse orada bu şeylere imza atan kişilerin eksik davranmasından dolayı burası 3 ay geç yapıldı, şu sahil yolu. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Evet. O konuda bir sıkıntı oldu. Yani daha erken bitmesi gereken. Demek ki orada bazı sıkıntılar var. Büyükşehir Belediyesi'nin sıkıntıları var. Doğal olarak biliyoruz ki Büyükşehir Belediyesi Ünye'de de çok etkili. Bugün iktisadi bazı problemler de var ülkemizde, biliyorsunuz, şudur budur falandır filandır. O açıdan da şöyle ifade edeyim, Hüseyin Bey'in de yapacağı fazla bir şey olmuyor. Ünye kendi havasında gidip geliyor yani. Ama şu sahil yolu özellikle ben 2-3 ay toz duman insanlar burada yuttular. Burada bu konunun biraz irdelenmesini istiyorum. Yani Mayıs ayında bitecek olan iş niye 2 ay sonra bitti? Ama şu an bitti mi? Hizmet açıldı mı? Şu an bitti ve sahil bandı açıldı ama 3 ay gecikti. 2-3 ay gecikti yani. O sıkıntı nereden kaynaklandı ona bilmiyorum. Evet. Siz özellikle Hüseyin Bey hakkında soru sormanızı bilmiyorum. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ünye. Odur budur bazı sıkıntılar tabii Ünye'de var. Bazı hizmetlerin buraya geç geldiğine de inananlardanım. Evet. Biz aslında Ünyelilerin ne düşündüğünü merak ediyoruz. Düşünüyor. Ünye'nin daha fazla hizmet görmesi ve buna layık olduğunu düşünüyorum. Ünye biraz kasaba mantığıyla götürülüyor. Yollar, trafik, efendime söyleyeyim, aşırı yoğun bir trafik var. Daha önce belediyelerin yapmış olduğu bir sürü yanlışlar var. Sadece rant üzerine kurulmuş bir sistem var. Mesela şuradaki Ünye Üniport övünülerek yapılmış bir şey. Çok gereksiz olarak görüyorum. Ünye'nin en büyük sıkıntısı araç sayısı hızla artıyor, insan sayısı artıyor. Fakat verilen hizmetlerin bunu karşılaması imkansızdır. Sadece gösteriş için yapılan bazı şeyler var. Bu siyasi olarak olaya da bakmıyorum. Genel olarak bakıyorum. Yapıldı. Şimdi bak, Ünye'nin Hamboğazı'ndan içeri giremiyorsun. Yolda yürüyemiyorsun. Her taraf park haline gelmiş. Trafik tıkanmış. Yağmur yağdığı zaman sıkıntı oluyor. Yani sıkıntılarımız büyüktür. Evet değerli izleyenler, aslında tam da anlatmak istediğimiz bu. Biz Ünye halkından, hatta şöyle röportaj yaptığımız bütün halklardan tarafsız bir şekilde olayı değerlendirmesini istiyoruz. Çünkü siyasiler sokağa çıkıp herkese benimle ilgili ne düşünüyorsunuz diye soramaz. Biz de mesleğimiz, görevimiz gereği buradaki Ünye'deki, şu an Ünye'deyiz çünkü, Ünye'deki vatandaşlara başkanla ilgili, Ünye ile ilgili ne düşünüyorsunuz dedik. Metin Hocam da gereğini söyledi. Hocam size de bir merhaba diyelim. Trabzon'dan girdiniz Ünye'ye. Nasıl gördünüz Ünye'yi? Vallahi buradan girmedim ama tamam, otogardan indim. Abi Trabzon hemen tersine. Nasıl buldun? Nasıl gördün Ünye'yi? Vallahi eskiden daha güzeldi gibi geldi bana. Eskiden mi güzeldi? Evet. Daha güzeldi. Şu anda pek yani stresli geldi bana. Biraz stresli mi? Belki memleket hep stresli. Onu olabilir mi? Bizim mi? Trabzon için. Yok, şu an Ünye için diyorum. Ünye için vallahi memleket stresli ya. Hani ülke merkez değil de şey olarak, böyle yapı doğal böyle. Yani bir ortam olarak, insanlardan bahsetmiyorum. Bilmiyorum, insanları iyidir herhalde. Evet. Yine yani, de hoş geldiniz o zaman. Öyle genel olarak biraz stres, şöyle deniz kenarına biraz yakın olsaydı şey, değil mi? Evet. Abi hocam deniz kenarına götürsün abimi. Getireceğim, uzak kalın. Gezeceğiz. Henüz gezmedi, gezeceğiz. Ama dayımın engin fikirlerinden faydalanması lazım, evet, gibi geliyor. Hocam sağ olsun, var olsun. Evet Deniz Ener, Ünye'yi
Ünye Belediye Başkanı'nı Ünyelilere sormaya devam ediyoruz. Bayağı değişiklikler olmuş. Son 4 seneden beri gelmedim. İlk sefer geleyim 4 seneden beri. Bayağı değişiklikler olmuş. Ama bakarsan aslında şikayetçiyim biraz. Şikayetim var. Trafik kuralları yönünden olsun. İlgilenme yok. Gördüğüm kadarıyla. Bir yeni belediye başkanımız var. Belki sabır vereceğiz. Bunlar hep ileriye dönük olan bir şeyler. Zaman gerektiren bir şeyler. Bugünün yarına olacak bir şeyler değil. Ama yaparlarsa da çok memnun olurum. Yani Avrupa kuralları dahilinde de olsa Ünye'miz çok önemli bir Karadeniz'in iyi ilçesi, yani Şirin ilçesi. Bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Görüşümde Avrupa'ya dönük olarak konuşuyorum bunu. Olursa da daha iyi olur. Avrupa'ya yakın olmamız gerekiyor. İş bakımından yana bakarsan şöyle halkımız rahat. Hani çoğu da olsa yani kötülese de Türkiye'mizi. Ünye hakkında söylemem gereken halkımız da rahat. Ha geçim yönünden ne olabilir? Çalışsınlar diyorum. Biz de çalışıyoruz. Ben 36 senedir beri Avrupa'da çalışıyorum. Demir dökümde çalışıyorum. Niçin çalışıyorum? Geleceğim için çalışıyorum. Halkımızla biraz mücadele etmesek zorunda. Sadece devletten bir şeyler beklemesinler. Hani belediye başkanlarından bir şey beklemeleri gerekiyor. Çalışmaları gerekiyor. Bu işler çalışarak olur. Beraber karşılıklı olması lazım. Ama gelen de biraz da Ünye için işler yapsa daha iyi olur diyorum. İnşallah yolları açık olur. Ünye tabii ki eskiye nazaran baktığımız zaman da sadece büyük binaların yapılması veyahut da işte yüksek binaların yapılmasıyla Ünye gelişmez. Ünye'yi daha modern bir şehir yapmak lazım. Çünkü bunu Ünye'miz hakikaten hak ediyor. Ben de yaklaşık 25 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 25 yıl önce gittiğim bazı sokaklar hala aynı. Ne imarı değişmiş, hala binaların biri çarpık, biri çırpık, bir kentleşme yaşaması gerekiyor Ünye'nin. Çünkü Ünye'de ciddi manada bir kentleşme bozukluğu var. Ailemizle kaldırımlarda yürüyemiyoruz bir kere. Kaldırımları esnaf kapatmış. Yollarda gitmek zorunda kalıyor. Yollar biliyorsunuz otomobillerindir. Bizlerin de yürümesi gereken yer kaldırımlardır. Belediye başkanımızdan ricamız kaldırımlara biraz özen göstersin. Biraz da mimari çalışmalar yapsınlar. Çünkü Ünye'miz gerçekten hak ettiği yerde değil. Çok daha güzel olması gerekebilir. Yani olması gerekir diye düşünüyorum. Yeşil Ünye diyoruz ama Ünye betonlaşıyor. Ben arzu ettiğim Yeşil Ünye bu değil. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ettik samimi değerlendirmenizden dolayı. Evet, aslında bu programı bugün yapmış olmamızın da avantajı var. Çünkü yurt dışından, il dışından gelen Ünyeliler dışarıdan baktıkları zaman daha net görürler. Bundan dolayı da daha net ifade ettiler. Biz de teşekkür ediyoruz üstadım. Var olun, sağ olun. Ben 3 dönemde muhtarım. Düşünüyorum. Hüseyin Tavlı'yı daha önceden de meclisçi olduğundan tanırım. İyi bir arkadaşımız, iyi belediye başkanı. Yani güzel, memnun. Memnunsunuz. Memnun. Peki. Bomba gibisin. Ünye nasıldır? Ünye de iyidir. İyi midir? Dedik ki vatanımdır. Ha, bu amca dedik 8 köşe kasketi var. Ünye'yi bilir dedik. Ünye'yi ona soralım. Belediye başkanının çalışmalarından memnun musun? Kim? Sen belediye başkanının çalışmasından memnun musun? 30 sene önce memnunum o başkanların hepsinden. Hepsinden? Evet. Ama şu hangi başkanından memnun musun? Yani yakmadı onlar ki. Tamam. Yaksaydı. Aynen. Doğru diyorsun. Peki şu an gittiğim işim geri kalmadı. Bana o yeter. O kadar. Ekmek istemem, yemek istemem. Doğru söylüyorsun. Ünye ile ilgili ne düşünürsün? Daha güzel olmasını isterim. Ne yapılması lazım mesela? Daha güzel olması için sence ne yapılması lazım? Daha ne yapılması lazım? Evet, sence ne olması lazım? Bu ünyemizin nelere ihtiyacı var? Bunu hepsi biliyor. Herkes biliyor burada. Hepsi ihtiyacı olanını biliyor. Tamam mı? Bu güzelliği yaşamamız gerekiyor. Evet. Neye ihtiyacı vardır mesela bu şehirde? Ne olması lazım? Mesela ben dışarıdan gelen biriyim diyelim, bilmiyorum Ünye'yi diyelim. Ne olması lazım? Eksiklerimiz nedir bu şehirde? O kadar da ilerisine sorma, ben o kadar kafam çalışmıyor. Tahsilim yok. Maşallah, iyi çalışıyorum ha kafan. Tahsilim yok. Orada dere var, dere. Bu dereyi yaptılar. Bu yapılışı zararlı. Niye zararlıdır abi dere? Sur duvarı kalkması lazım, şehre patlıyor. Hmm. Bu kadar halk orada iki taraflı zayat görüyor, kendi canından da görüyor, malından da görüyor. Buraya yapılması lazım. Evet, buradaki derenin bir an önce temizlemesi mi lazım? Derenin yapılması mı lazım bir an önce? Ya altını zaten derinleştiremez. Ya üzerine duvar yapması lazım bunu. Taşıyor. Kapatması mı lazım üstünü? Kapatsa sağlamaz zaten. Ağaç tıkar ne o? O zaman diyelim yetkililer o dereyle bir ilgilenin diyelim. Ne yapılması gerekiyorsa diyelim. Duvarı yüzecek. Bir metre yüzetmesi lazım. Tabakhane Deresi'nin de yetkililer bir an önce önlem alsın diyor amcam. Ta o kadar sanayiden beri burası yapılması gerekiyor.
Bora çok tehlike. Fasılı da var aynı. Ünye ile ilgili ne düşünürsünüz? Belediye başkanının çalışını düşünüyor musunuz? Belediye başkanımız gerçekten çalışıyor yani şimdi bak. Ama büyük şehirleri sen hiç ondan azıcık biraz ben bunu değilim yani. Bazı şehirlerde ben minibüsçüyüm. Bu illerde para araba bıraksak parayla hem de bir de katı katına oluyor. Hele şuraya bir hiç bırakamıyoruz. 15 lira 16 lira bir 5 saati geçtiği zaman da. Bazı yerlerde yani hizmet de yok. Su gelecekti. Biz köydeyiz, su gelmedi. Yani bazı sıkıntımız var. Şimdi köy yolumuz da pek de iyi değil yani. İyi de. Köy hangi köy? Keşköy'ü. Büyükşehir'in çalışmalarında biraz eksiklik var ama Ünye Belediye Başkanı çalışıyor diyoruz. Çalışıyor yani şimdi doğru olalım. Yani gören göz kulağımız istemiyor. Ünye Belediye'mizin başkanımız tabii ki beraber görev yaptığımız zamanlar da oldu. Onun için ben başkanımızdan memnunuz. Gereken bu kadar yapılıyor. Bu kadarını en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz bu konuda başkanımızdan mütesir değiliz ama Ordu Belediyesi'ne geldiği zaman Ordu Belediyesi Ünye'deki artık dışlanmış bir vaziyette hareket ediyor. Tabii ki bu da bizim başkanımıza da yansıyor. Bu yansıtma da Ünye'nin doğal olarak Ünye Belediye Başkanı'na mal olan, topluma mal olan bir şeyler çıkıyor ortaya. Ordu'nun yapacağı işi Ünye yapıyor burada. Peki bu Ordu büyük şehirse bu dolmuşların buradaki yoldaki arabaların parasını alıyorsa, bu parkın parasını alıyorsa, o parkın parasını alıyorsa buradaki gelirin en büyüğü Ordu'ya gidiyorsa neden Ordu hizmet yapmıyor Ünye'ye? Evet. Bu kadar bunu da sorgulayalım. Ekrana bakarak kadar, sorgulayacağız. Bu kadarki dışlanmanın anlamı ne? Yahut da bu Ordu'nun Ünye'ye karşı ne alerjisi var? Ben bunu soruyorum. Evet. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı'na da soruyorum yani nedir bu? Peki şöyle diyebilir miyiz? Ben şunu da söylüyorum. Ünye Büyükşehir olmamış olsaydı daha çok bakın, hizmet alırdı diyebilir ben miyiz? Ben Keşköy'ün eski muhtarıyım. Evet. Bizim şu anda Keşköy sahildeki bir köy. Turizme en açık olan bir köy. Bizim ne kanalizasyonumuz var ne suyumuz var. Peki biz bu şekilde turizm diyor hizmet istiyor. Peki ben bu kanalizasyonu ne yapayım da turizme hizmet yapayım? Nasıl yapayım? Ondan sonra ne var? Sen cezalısın, sen şunu yapma, sen bunu yapma. Kardeşim ne yaptın? Sen bana ne yaptın ki bana ceza veriyorsun? Sen benim altyapımı yap, hizmetimi yap. Ondan sonra bana geldi ki sen şu şartlara haizsin de. Bu da yok. Yaz git. Nereye kadar bu sürecek? Ordu bence... Ünye'ye haksızlık mı ediyor diyoruz? Haksızlık ediyor. Ben bundan önceki başkanı daha iyi tavsiye ediyorum. Ünye güzel. Yani kendi kendine yeten bir yer. Evet. Ve gelişmekte, nüfusu artıyor. Her bakımdan iyi yani. Güzel bir şehir diyoruz. Tabii küçük, sakin. Evet. Bu abim ne düşünür? Abime soralım o zaman. Çok güzel. Çok güzel. Allah razı olsun da. Belediye başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hüseyin Tavlı'yı. Tavlı'yı tanıyorum. Evet, köyünü de biliyorum. Çoluk çocuğunu biliyorum. O zaman onunla ilgili daha çok şey biliyorsunuzdur. Biliyorum. Çalışmalara ilgili ne düşünüyorsunuz? İyidir. Allah'a şükür. Çok memnunsunuz. Memnunuz. Güzel. Çok güzel. Peki, evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne söyleyeyim? Selam söylüyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Burada 10 kişiye Hüseyin Tavlı'yı sorduk, Ünye'yi sorduk. Aslında herkesin değerlendirmesi samimiydi. Biz de bu anlamda Ünye'lilere teşekkür ediyoruz. Her zaman söylüyoruz, tarafsız olduğumuza sık sık vurgu yapıyoruz. Şunu diyoruz, vatandaş ne konuşuyorsa kamuoyuyla bunu paylaşacağız. Çünkü görevimiz bu. Biz kimseden yana değiliz, halktan yanayız, haktan yanayız, hakikatten yanayız. Bunu bir kez daha söylemekte yarar var. Ünye'liler, Ünye Belediye Başkanı hakkında ne düşündü? Bunu aldık, ekranınıza koyduk. Takdir, değerlendirme sizin.